Değerli izleyenler, Reçete 3. bölümüyle de karşınızda. Evet, kadın doğumcumuzu arıyorsunuz biliyorum. Not da bırakabilirsiniz. Arkadaşlarım bana notlarınızı iletebilir, biliyorsunuz değil mi değerli izleyenler? Evet, birazcık bayan konusu konuşulduğunda bayanlarımız bazen böyle çekinebiliyor. Biz de onların sorularını alabiliriz. Hocam Çankaya Tıp'tan bizlerle birlikte burada. Dediğim gibi Ece'ye sorularınızı da bırakabilirsiniz efendim. Kadınsal olaylar önemli olaylar. Hocam biliyorsunuz miyom kisti, polikistik overi konuşmadık. Gerçi onu evet, ayrı bir zaman diliminde de konuşuruz. Yumurtalık kisti, bunlar birbirlerinden gerçekten farklı farklı konular. Evet. Hani kist kist diyoruz ama evet, yumurtalık kisti ayrı, çikolata kisti ayrı, miyom ayrı mıydı? Miyom da ayrı. Miyom da ayrı değil mi miyom hocam? Miyom da ayrı, evet. Yani üçü de birbirinden ayrı. Onun ayrımını yapıp anlatmaya çalıştığımız ağrı belirtilerini en azından bilmemizde fayda evet, var. Hani çikolata kistinde karın ağrısının çok şiddetli olduğunu şiddetli söylediniz. Şiddetli ve hem şiddetli olur hem de kronik olur. Her gün olur. Yani insanı canından bezdiren, bezdirir. Evet, bezdirir. Kronik bir kasık ağrı. Hiç ağrı kesiciyle falan dinmiyor mu hocam? Diner ama çok tekrarladığı için ağrı kesici bağımlısı olur hastalarımız genelde zaten. Ona bağlı olarak mutsuz bir yaşam döngüsü de başlar. Onun için tedavisi önemli de, dediğim gibi baskılama tedavisi yapmak gerekir. Bunun yanında tabii ki ağrı kesici gibi tedavilerimiz de vardır. Evet, tanı yöntemlerinden gene bahsedecek olursak hocam. Çikolata kistinin tanı yönteminde diğer kistler gibi tüm kitleler için, yani miyom dediğimiz kitlemiz için, kistler için, hı hı, çikolata kisti için tanı yöntemimiz ultrasondur. Muayene, önceki muayene, sonrasında ultrason ve kan tahlilleridir. Bunları beraberce değerlendirip ona göre ne yapacağımıza karar veriyoruz. Ama dediğim gibi ultrason bizim için altın standarttır kistlerin tanısında. Hocam bu tabii ki tedavi yöntemleri nelerdir tabii ki de, cerrahi müdahale zorunlu mu? Cerrahi müdahale dediğim gibi kitlenin büyüklüğü bizim için önemli. Yani kistin büyüklüğü. Santim ne kadar olur? Santim üreme çağındaki bir insan için 8 santimdir. 8 santim. Menopozdaki bir hasta için 5 santimdir. Adet görmeyen prepubertedeki bir hasta için ise 3 santimdir. Bunun kitlelerde. Bunun dışına çıktığı zaman yani 8 santim. 5 santim, evet. Yani o zaman operasyon gerekir. Yani tedavili gerilemez onlar. Çoğunlukla tedavili gerilemez. Zaten tedavi verilmiştir çoğuna. Ona rağmen büyümüşlerdir. Büyüdükleri için de operasyon gerekir. Peki tedavi süreci sonrasında hastalığın tekrarlama riski var mı hocam? Tabii ki. Kistlerde de var, miyomlarda da var. Diğer olgular, diğer kitlelerde de tekrarlama riski oluyor. Peki çikolata kisti tedavi edilmemesi halinde hamilelik oluşumuna veya genel sağlığı etkileme sebebi var. Genel hastanın sosyal davranışlarını bir de etkiler. Dediğimiz gibi hastada şiddetli bir ağrı olduğu için hastayı çok mutsuz eden bir ağrıdır. Kronik bir ağrıdır. Diğerlerinde ise akut ağrılar olur sıklıkla. Mutsuz bir hayat döngüsü gelişir. Onun için kesinlikle tedavi edilmesi gerekir. Dediğim gibi tedavide de bazen geçmez. Hasta menopoza girene kadar bu ağrıyı çeker. Menopozla beraber adet döngüsü olmadığı için çikolata kisti de geriler. Buna bağlı olarak da mutlu bir yaşam sürer. Evet hocam. Şimdi çikolata kistinde farklı değinmek istediğiniz bir şey var mı? Hemen miyomlara geçelim mi? Çikolata kisti dediğimiz gibi tedavilerini geciktirmesinler. Çocuk istemi olanlar mutlaka bir kadın doğum hekimine başvursun. Ona yönelik tedavisini ne kadar erken alırsa o kadar iyi olur. Dediğim gibi tedavisi vardır ama kronik bir hastalıktır. Bazen geçmez, insanı hayatından bezdiren bir hastalıktır, onu söyleyeyim. Fakat doktor kontrollerinde olduklarında, bilinçli olduklarında bunu daha kolay atlatabilirler. Peki hocam, şimdi miyom nedir onu öğrenelim. Evet, miyom normalde rahim dediğimiz doku, doku hı-hı, kas dokusundan oluşur. Bu kas dokusunun iyi huylu tümörlerine biz... Kas dokusundan oluşan iyi huylu yer kaplayan oluşumları biz miyom olarak değerlendiriyoruz. Miyomlar rahimin içinde kavitesinde dediğimiz içinde olabileceği gibi duvarında, sıklıkla duvarından gelişirler. Ve dış tabakası da seroza tabakası dediğimiz dışında da olabilirler. Miyom olmayan bayan genellikle yoktur. Fakat küçük boyutu bizim için önemlidir. 1 santimden tutun hatta 30 santime 40 santime ulaşan büyük miyomlar da söz konusudur.
Miyom dediğim gibi iyi huylu tümörlerdir. %99'u iyi huylu tümörlerdir. Yani bayanların hayatının bir bölümünde karşılaşacakları bir durum mu hocam? Karşılaşacakları bir durum demeyelim de şöyle diyelim. Tüm bayanlarda miyom vardır ama boyutu küçüktür, belirti vermez. Hastada rahatsızlık hissi vermez çoğu. %90'ı rahatsızlık hissi vermez. Bazıları büyür. Büyüdüklerinde rahatsızlık hissi verirler. Tehlike oluşturabilecek bir durum var mı? Tehlike oluşturabilecek bir durum vardır. Nasıl vardır? Kötü huylu dediğim gibi dönüşmez. %99'u iyi huyludur fakat bunlar kanama yapabilir, şiddetli ağrı yapabilir. İdrar kesesine baskı yapıp sık idrara çıkma gibi semptomlar yaratabilir. Yine karında bir kitle etkisi yaratabilir. Karında bir şişlik etkisi yaratabilir. Yine kalın bağırsağımıza baskı yapıp bizde kabızlık ve ağrı şikayetine neden olabilir. Bunun yanında genç hastalarımızda tabii ki yine bir kısırlık nedenidir. Rahim iç tabakasını etkilediği takdirde. Peki yönetmenim, bizim miyom kesiyle olan insörtümüzü istesek olur mu? Hemen onun üzerinde de yorumlayalım. Evet, miyomların oluşumunda şişmanlığın ve aileden genetik geçişin etkileri var mı hocam? Şişmanlığın şöyle bir etkisi vardır obezitenin. Östrojen hormonu obez olan hastalarımızda daha yüksektir. Miyomun da obez olan hastalarda östrojene bağlı olarak yüksek çıkma olasılığı vardır. Tabii ki tüm hastalıklarda genelde zaten bir genetik köken vardır. Yine miyomlarda da genetik bir köken vardır. Zaten hasta genelde anlatır. Annemde de vardı, kardeşimde de vardı. Annem ameliyat oldu. Rahimi alındı şeklinde ifade eder kendisini. Evet hocam, görsel görüntüsü evet, geldi. Evet, miyomu... Kalalım yönetmenim burada. Evet, rahimi görüyorsunuz. Rahimin dış tabakasına doğru bir miyom, seroza dediğimiz dış tabakasında oluşmuş. Rahimin içinde oluşmayan bir dediğim gibi bir tümöral yapı. Dış tabakasından oluşmuş bir tümöral yapı. Ligamanların içerisinde de oluşabilir, tüplere yakın da oluşabilir. Tekrarlar mı? Tabii ki tekrarlayabilir miyomlar. Evet, bir diğer görüntümüze devam edelim. Evet, şu anda görüyoruz miyomlar. Rahim iç tabakasına baskı yapan bir iki adet miyom görülüyor şu anda. Tek bunlar, bir tane değil, birkaç tane de olabilir değil mi hocam? Birkaç tane, hatta 20 tane, 30 tane bile olduğu görülmüştür. Tamam. Öyle vakalarımız oluyor. Bazen miyomektomi dediğimiz ameliyatlara giriyoruz. 15-16 tane miyom aynı anda çıkarabiliyoruz. Dış kısımda olan subseral miyomu görüyorsunuz. Ortada submukozal dediğimiz yapıyı görüyorsunuz. Bir de intramural dediğimiz rahim iç tabakasında olan miyomu görüyoruz şu anda. Rahim iç tabakasına yakın olanın tehlikesi şu açıdan vardır. Rahim iç tabakasında yüzey alanını genişlettiği için hastada kanama riski yüksektir. Fakat subseroz olanlarda ve intramural olanlarda bu kanama riski daha azdır submüköz olana göre. Evet, bir diğer görüntü. Yine görüyoruz rahim iç tabakasında, kavitenin içerisinde miyomu görüyoruz. Bu miyom da dediğim gibi kanama yapabilir. Kanama olasılığı yüksektir. Fakat alttan kapalı yöntemle, histeroskopik yöntem dediğimiz yöntemle onu çıkarma şansımız mevcuttur. Evet, ultrasonu görüyoruz şu anda, ultrason yapılan yansıtımız. Evet, ultrason tanısını tabii ki ultrasonla koyuyoruz miyomları. Miyomlar da ultrasonda gözüküyor. Ultrason bizim için yine altın standarttır. Onu söyleyeyim. Ultrasonda kesinlikle gözüküyor. Dediğim gibi hastada belirtip verip vermemesi bizim için çok önemlidir. Şu anda miyomların farklı yerlerdeki görüntüsü. Uterus dediğimiz ana rahmi, yumurtalıklar ve tüpleri görüyoruz. Evet. Bu kapalı yöntemle alttan doğum yolundan yapılan rahim içerisinde olan miyomu çıkartmak için yapılan bir operasyonu gösteriyoruz. Evet, histereskopi dediğimiz yöntem. Yöntem değil mi hocam? Evet. Şu anda da dokuyu gösteriyor. Evet. Kalsın yönetelim yine. Yine rahim iç tabakasında bu miyom değil, daha çok polip dediğimiz küçük yapıları gösteren bir şey. Miyom benzeri bir oluşumdur yine. Rahim iç tabakasında yer alır. Burada da dediğim gibi histereskopi denilen kapalı yöntemle tedavi edilebilecek bir yapıdır. Evet, anatomik bir görüntü. Damarları ve rahimi yumurtalıkları görüyoruz şu anda. Evet. Miyomun tiplerini, türlerini demin değinmiştik zaten. Evet.
Yine rahimlik yapısı. Evet, rahimi gösteriyor. Yumurtalıkları rahimi gösteriyor bize. Yine miyomların yerlerini, vajene doğmuş bir miyomu görüyoruz şu anda. Evet hocam, o da. Evet, o da çok ilginçtir gerçekten. Hasta kanamayla genelde gelir, şiddetli kanamayla gelir hatta. Bu da bayanda kansızlık yapabilir mi? Kansızlık yapar. Zaten kansızlık olduğu için, bunların organik yapılar olduğu için bunların tedavisi gerekir. Ameliyat gerekir bu tür hastalarımıza. Evet, operasyon evet. Gerekiyor yani. Operasyon gerekir. Histeroskopinin dışında cerrahi müdahale mi yapılabiliyor mu hocam? Yapılabiliyor tabii ki. Rahimin iç tabakasındakileri biz histeroskopi dediğimiz kameralı sistemle giriyoruz, çıkartıyoruz. Fakat rahimin dışında olanları, içinde olanları laparoskopik yöntemle, karın göbekten girerek 1,5 santimlik kesiden aletlerimiz var. Kamera yöntemine giriyoruz ve oradaki miyomu kapalı sistemle çıkartabiliyoruz. Şimdi soru gelmiş. Her ağrılı aşırı adet dönemi geçiren kişi over kisti olabilir mi demiş. Over kisti çoğu değildir, onu söyleyeyim. %90'ı değildir. Ağrılı adet gören hastalarımızın %90'ının nedeni belli değildir. %10'unda yine over kistleri olabilir. Endometrioma dediğimiz çikolata kisti yine olabilir. Fakat adet sancısı tamamen yapısal bir olaydır. Kişiden kaynaklanan bir olaydır. Bunun organik bir nedeni genellikle yoktur. Nedeni belli değildir. Nedeni belli değildir. Evet. Gene doktor kontrolü bu durumda. Kontrolü gerekir. Önemli. Genelde doğum kontrol haplarıyla baskılıyoruz adet sancısını. Bunun yanında ağrı kesiciler kullanıyoruz. Yani bu tedavi yönteminde miyomların önce ilaç tedavisini yapıyoruz hocam. Miyomlarda önceki ilaç tedavisi aslında progesteron tedavisi vardır. Hı-hı. Fakat çok etkili bulunmamıştır, onu söyleyeyim. Genelde semptom vermeyenleri, belirti vermeyenleri biz hiç dokunmayız, operasyonu önermeyiz. Ne zaman operasyon öneririz? Demin de söylediğim kanama gibi. Kanama olursa, ağrı olursa, çok büyüme ve artık bir ameliyat endikasyonu değil. Fakat idrar kesesine baskı yaparsak, karından salpe edilebiliyorsa, şişlik yapıyorsa, görüntüyü bozuyorsa, o bir de kısırlık yapıyorsa tabii ki ameliyat öneriyoruz bu hastalarımıza. Kısırlık yapma şeyi de var yani. Var tabii ki. Olursun. Eğer rahim iç tabakasına baskı yaparsa, tüpleri tıkayabiliyor, yani tüplere baskı yaparak. Bununla beraber operasyon gerekir o tür hastalarımızda. Tabii ki kısırlık yapar. Evet, izleyicilerimize dediğim gibi sorularınızı rejiye hemen bırakabilirsiniz. Arkadaşlarım bana ulaştırıyor. Ben hemen hocama sizler adınıza sorabiliyorum değerli izleyenler. Evet, miyomların çeşitleri var mı hocam? Miyomların çeşitleri demin dediğim gibi rahim iç tabakasında olanlar, rahim duvarında olanlar, seroza dediğimiz tabakasında olanlar, ligamanların üzerinde olan tipleri vardır ama hepsi genelde orijin olarak aynıdır. Rahimin kas dokusundan kaynaklanan tümoral, iyi huylu tümoral oluşumlardır. Yine dediğim gibi %99'u iyi huyludur, %1'i maligniteye dönüşebilir. Türü var mı hocam peki? Türü yok, öyle bir türü sadece miyomdur. Yani miyomdur. Türü yoktur. Tabii ki gebeliğin oluşması. Çeşitleri vardır, türü yoktur ama çeşitleri vardır. Çeşitleri demin değindiğim şeyler. Hocam idrar kaçırmaya sebebiyet veriyor mu peki? İdrar kaçırmaya sebebiyet şu şekilde verebilir. Baskı yaparsa, idrar kesesine baskı yaparsa idrar kaçırmaya nedeni de olabilir. Çünkü sistit dediğimiz tabu oluşur hastalarımızda. Buna bağlı olarak idrar kesesi kasında etkilenmeye bağlı olarak da idrar kaçırma görülebilir tabii ki. Peki biz bayanlar olarak hijyeni güzel sağlayabiliyor muyuz? Hijyeni sağlayabiliyoruz fakat yanlış bir inanış var. Vajinal duşu kesinlikle önermiyoruz. En sık nedeni bu vajinit dediğimiz hijyenik olmayan durumlarda hocam, bu çok önemli. Evet, şu kısım yıkanıyor. Buranın belli bir florası var. Bu kısmı kesinlikle hiçbir maddeyle yıkamamamız gerekiyor. Bu florayı bozduğumuz takdirde başka mikroplar ölüyor. Buna bağlı olarak yoğun bir akıntı, dışından, mantar dediğimiz... Dış etkenlerden, çalıştığın ortamdan... Genelde etkilenmez. Hastanın kendi hijyeni önemlidir. Yani lavabodan kaptım veya şöyle oldu tarzında durumlar genelde geçerli değildir, onu söyleyeyim. Daha çok vajinal duş ile alakalıdır. Bir, ikincisi de hastanın direnci düştüğünde flora bozuluyor. Nasıl boğazımız ağrıyor, floramız bozuluyorsa oranın da vajinanın da bir florası var. Bu floranın bozulmasına bağlı olarak da akıntı,
dediğim gibi süt kesici şeklinde akıntı, kötü kokulu akıntı olabiliyor. Onun da tabii ki antibiyotiklerle lokal fitil şeklinde ya da harf şeklinde tedavileri var. Tedavisini yapıyoruz. Akıntı koku olduğu zaman bayanlar hemen dikkat alıp doktora gitmeli mi? Tabii ki koku olduğunda, kaşıntı olduğunda ve dış kısımda özellikle perinede kızarıklık, mantar kesici şeklinde, süt kesici şeklinde akıntısı olduğunda mutlaka hekime başvurup tedavisi olmalı. Çünkü tedavi olmadığı takdirde buradaki bir enfeksiyon yukarıya doğru yayılıp tüplere kadar gelebiliyor. Tüplerden de karın içine yayılıp kronik pelvik ağrı dediğimiz durumu meydana getirilebiliyor. Tüm batının içine yayılan bir iltihabi oluşum oluyor. Buna bağlı olarak da hastalar yoğun bir antibiyotik tedavisi, yüksek ateş gibi şikayetlerle bize gelebiliyor. Onun için erken tedavi çok önemli. Akıntısı olan hastalarımızda yine dediğim gibi erken tedavi, tüm hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da erken tedavi çok önemli. Peki bu ağrının hocam olmasıyla akıntı da eşlik ediyor buna. Evet. Normalde o bayanda o akıntı dediğiniz, bahsettiğiniz akıntı, evet, günlük yaşamında olması gereken bir şey mi? Hiç akıntı olmaması mı gerekiyor? Hiç akıntı olmaması demiyoruz. Fizyolojik bir akıntı olur. Hı. Fakat bu şeffaftır. Su şeklinde şeffaf bir akıntı olabilir. Bu fizyolojik bir akıntıdır. Tüm bayanlarda olur. Fakat dediğimiz gibi beyaz, sarı renkli, yeşilimsi, kötü kokulu, süt kesiği gibi olan bir akıntı sıkıntıdır. Zaten bu belirti yaratır hastada. Şeffaf su gibi olan bir akıntı ise fizyolojik bir akıntıdır. Bu tüm bayanlarda görülür. Bunda bir sıkıntı yoktur. Fakat demin dediğim gibi belirtiler olan hastalarda sıkıntı mevcuttur. Hı. Hemen izleyicinizden bir soru geldi. 24 yaşında kızım var. Çikolata kesici çıktı. Kanında pıhtılaşma var. Doğum kontrol lapı kullanmıyor. Ne yapmalı demiş. Doğum kontrol lapı zaten pıhtılaşması olan hastalarımızda doğum kontrol lapı kullanamıyoruz. Hı hı. Çünkü doğum kontrol lapı da pıhtılaşması olan hastalarda bir yatkınlık oluşturuyor. Pıhtılaşma yapabiliyor. Bunun için kontrol altında olsun. Çok büyürse de, çok büyüdüğü takdirde de operasyon gerekir. Ama şu anda kaç santimmiş onu bilemiyoruz. Çok büyük değilse operasyona gerek yok. Rutin tahlillerini yaptırsın. Bu fakat, kızın maddeliğine göre genç kız hocam. Hani evet. Genç kız grubunda kaç santim? Yine üreme çağında olarak kabul ediyoruz. 8 santimdir sınırımız. Yani şu anda normali neydi onun hocam? 3 santim miydi? 3 santim üzerine biz kist diyoruz. Fakat operasyon endikasyonumuz 8 santimde başlıyor. O zaman şu andaki hani bize bu notu bırakan izleyicimiz santim anlamında hocamız sorduğu için söylüyorum. Santimine evet, göre. 8 santimin altındaysa takip edilebilir. Hı-hı. Dediğim gibi ultrason görüntüsü ve kan tahlilleri normal ise, hı-hı, takip edilebilir. Bunun dışında eğer büyükse de tabii ki bir operasyonla o kistin içeriğini boşaltmak lazım. Hem duvarını hem de kistin içeriğini boşaltmak gerekir. Rahim, kalınlaşması endometriyal kansere de sebebiyet oluyordu değil mi hocam? Rahim iç tabakası kalın, belli bir kalınlık önemli bizim için. Özellikle menopozdaki hastalar için önemli. 5 milimi geçen hastalarımızda kesinlikle örnekleme, biyopsi ya da parça alımı şeklinde ifade ettiğimiz. Ya da küpsel şeklinde, kazıma şeklinde mi oluyordu? Kazıma şeklinde oluyor ama o hastalarımıza biz böyle anlatamıyoruz. Çünkü hastalarımız hemen çok irite oluyorlar öyle deyince biz. Ondan dolayı biz biyopsi olarak adlandıralım. Hı. Biyopsi örnekleme yapmak gerekir. Örnekleme yapıldığı takdirde temizse sıkıntı olmaz. Ama Allah korusun o duvarın temizlenmemesi halinde kansere sebebiyet veriyor. Kansere sebebiyet veriyor. Fakat dediğimiz gibi örneklem normal olduğu sürece sıkıntı yaratmaz. Ha, tabii ki. Onun tabii tahlilleri ayrıdır. Evet, tahlilleri ayrı tabii ki. Rengiş tabakasından biyopsi alıyoruz. Evet, gene söylüyorum, kadınların işi gerçekten zor ama uzmanlarımız var. Bizim için de önemli olan onları belli periyotlarda en azından senede yılda bir. Yılda bir, evet. Değil mi hocam? Yılda bir. Senede bir gidiyoruz, yani yılda bir gidiyoruz, simir tahlilimizi yaptırtıyoruz. Yılda bir, normal bir bayan tabii ki belli bir üreme çağında olsun, menopozda olsun, yılda bir kez bir kadın doğum hekimi mutlaka başvurmalı. Hı hı. Simir testini mutlaka yaptırmalı. Tabii ki rutin muayenede ultrason eşliğinde bakıyoruz zaten. Hı hı. Ultrasonunu yaptırmalı. Kan tahlilleri mutlaka yaptırmalı. Bunun yanında tabii ki simirden daha önemli bir şey var. Günümüz çağında meme kanseri çok önemli. Yılda bir kez 40 yaşın üstündeki bayanlar mutlaka mamografisini yaptırmalı. Bizim sinir tahlilimizden daha önemli olduğunu söylüyorum. Hocam, neden söylüyorum? Genç kızlarımız için de geçerli değil mi? Tabii ki genç kızlarımız. Cinsel olarak aktif olan tüm hastalarımızda sinir öneriyoruz zaten.
Bunun yanında 40 yaş üstüne de eğer ailesinde kanser yoksa, teyzesinde, annesinde meme kanseri yoksa 40 yaşından itibaren yılda bir kez mamografi öneriyoruz. Evet. Bunun yanında eğer ailesel bir kanser öyküsü varsa, meme kanseri gibi bir öyküsü varsa 30 yaşından itibaren rutin kontrollerini daha sıkı bir şekilde yaptırmak zorunda o kişi. Yani rahim ağzı kanseri ailesinde yakınları, yakın çevresinde rahimçi kanseri olanlar için. Bir de bu aşılardan da bahsedecek olursak hocam. Evet, aşılar, aşılar özellikle cinsel ilişki başlamamış, cinsel ilişkisi olmadan önce, yani bekar hastalarımıza biz bunu öneriyoruz. 3 doz halinde yapılıyor. HPV dediğimiz rahim ağzı kanseri yapan bir virüs var. Bu virüsü önlemek açısından ileride çıkmasını, özellikle ileri yaşlarda bunu önlemek açısından, bu virüsleri eradike etmek açısından aşımız önemli. 3 doz halinde 0-1 6. aylarda aşımızı yapıyoruz. Hastalarımıza bunu gerçekten öneriyoruz. Yani ama simir yapılmasında yine fayda var. Aşı yapmak demek simirden kaçmak anlamına gelmiyor. Yılda bir kez yine simirimizi tekrarlıyoruz. Kesinlikle. Evet. Evet hocam, kadınlar için önemli bir ayrıntı. Peki hocam, şimdi bu jinekolojide kapalı ameliyat nedir? Avantajları hakkında bilgi. Kapalı ameliyat dediğimiz iki yöntemimiz var. Bir laparoskopik, bir de histereskopik yöntemimiz var. Laparoskopide göbek deliğinden 1,5 santimlik bir alandan giriyoruz. Yanlardan da birer santimlik birer insizyon açıyoruz. Bununla aletlerimiz var. Bununla, bu aletlerle kapalı şekilde kamera sistemiyle ameliyatımızı yapıyoruz. Ligaşur dediğimiz kesme aletlerimiz var. Batında büyük bir yara açmadan ameliyatımızı yapabiliyoruz. Kapalı yöntem bu. Kesiler yani ikişer santimlik. Birer santimlik, 1,5 santimlik kesirlerden yapıyoruz. Histereskopi dediğimiz alttan histereskopik yöntemde ise rahim iç tabakasında olan dokuları. Laparoskopide ise karın içindeki organlarda olan oluşumlardaki ameliyatlarda laparoskopi yöntemini tercih ediyoruz. Tabii ki hastalarımız için daha konforlu. Çünkü büyük bir insizyon yok, büyük bir yarası yok hastanın. Buna bağlı olarak hastanede kalma süresi azalıyor. Hastanın operasyon sonrasında ayağa kalkma süresi çok kısalıyor. Bunun yanında hastalarımız daha az ağrı hissine kapılıyor. Hocam yine toparlayacak olursak, biz önce yumurtalı pistinden bahsettik. Evet. Çok az kaldı çünkü, hemen toparlayalım gene bizi yeni izleyenler adına hemen. Yumurtalı pisti neydi, hemen belirtileri anlamında bahsedelim. Yumurtalı pisti kısaca o zaman, yumurtalı pisti, sonra çikolata pistinden bahsedelim, sonra miyomlardan. Ben bir toparlayayım. Hastalarımızda yeni açan hastalarımızda faydalansın. Yumurtalı kisti, yumurtalarda oluşan 3 santimin üzerindeki yer kaplayan kitlelerdir dedik. Miyomlar rahimin iç tabakasında ya da rahimin dış tabakasında yer kaplayan oluşumlardır dedik. Çikolata kisti yine yumurtalıklarda ve başka vücudun başka yerlerinde olabilen, içerisinde endometrium dediğimiz rahim iç tabakasının olduğu ve içine kanayan kistler olarak adlandırdık. Bunların hepsinin tanısında biz şunu kullanıyoruz. Tanısında ultrason kullanıyoruz. Ultrasonla kesin olarak tanı koyabiliyoruz. Burada önemli olan bu kistlerin iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu ayırımını yapabilmek. Ve bir de bu kistlerin büyüklüğü tedavide bizim için çok önemli. Kötü huylu olduğunu düşündüğümüz tüm hastalarımızı kesinlikle ameliyat ediyoruz. Bunlara medikal tedavi önermiyoruz. Evet. Diğer hastalarımıza ise medikal tedavi öneriyoruz iyi huylu olanlara. İyi huylu olanlarda da büyük olanlara yine operasyon öneriyoruz. Küçük olanları bekletiyoruz. Miyomlarda ise hasta belirti verirse ve çok büyürse, aşırı büyüdüğü takdirde operasyon öneriyoruz. Ne olursa, kanama olursa, ağrı olursa biz bu hastalarımıza tabii ki operasyon öneriyoruz. Hocam peki bu rejimin üstüne oturup kalkamama, ağrılı olduğu durumda kadın ne yapmalı? Neye yorulmalı o an? Bu tarz genelde enfeksiyona sekonder olur bu tür ağrılar. Dediğim gibi akıntı, tahriş yapar. Buna bağlı olarak hasta oturup kalkmakta güçlük çeker. O enfeksiyon yukarıya doğru yayılır. Pelvik inflamatör hastalık dediğimiz duruma yol açar. Bunların tedavisinde mutlaka hastanın gelip bizden yoğun bir antibiyotik tedavisi alması gerekir. Evet, tedavi süreci içinde tabii ki ilaç. İlaç, evet. Son olarak şu andaki konuştuğumuz konu üzerinde düşünecek olursak, ilaç tedavisi miyomda hocam? Miyomda ilaç tedavisi yapılır fakat çok etkili değildir. Büyük olmayanları, semptom belirti vermeyenlerin tedavisine gerek yoktur. Semptomatik olanlarda genelde biz operasyon öneriyoruz. İlaçla çok yoğun bir tedavi olsa bile çoğunun geçmediğini görmekteyiz. Gerilemez. Miyomlar genelde ilaç tedavisiyle gerilemez.
Verilemez. Evet, bu histeriskopi ile olan görüntümüzü tekrar alabilir miyiz? O da güzel bir görüntüydü. Onu tekrar hani üzerinde bahsedecek olursak. Histeriskopi ile miyom tedavisi. Çünkü miyomların temizliği şart. Tekrar etme olasılığı var. Evet. Değil mi hocam? Tabii ki miyomlar tekrarlayabilir. Şu anda rahim iç tabakasında bir polip ya da küçük bir miyom. Histeriskopi eşliğinde giriyoruz. Onun evet, onu çıkartıyoruz. Sistemlerimiz var. Ona göre cerrahi el aletlerimiz var. Histeriskopide. Onları çıkartıyoruz. Böylece tedavi olmuş oluyor hastamız. Çok kısa bir sürede ayağa kalkıyor. Ben bu konuda görselliği seviyorum hocam. Kadın kendi rahmini tanımadı. Evet. Ağrısı neresindeyse en azından biliyor bir şekilde. Evet. Doğru mu? Evet. Yani sağ yumurta, sol yumurta, tamam, bunları biliyoruz. Evet. Ama rahim iç yapısında Allah korusun, hani rahim, şunu örnek vereyim, dış gebelik diyelim hocam burada. Evet. Burada tüplerde oluştuğu zaman, değil mi? Evet, tüplerde oluştuğu zaman, tüplerde değil, rahim iç tabakasının dışında. Dışında, yani değil mi? Dokunduğum normalde yer, bunun içinde kalitede bebek oluşması gerekiyor. Evet, burada bebek oluşuyor. Bunun dışında oluştuğu takdirde biz buna dış gebelik diyoruz. Yani ana rahminin dışındaki tüm gebelikler bizim için dış gebeliktir. Dış gebelik, onun evet için. Yani vajina ne, rahim ne, bunlar evet önemli. Vajina dediğimiz doğum yoludur. Hasta ilişkiye girilen yer vajina olarak adlandırılır. Onun yukarısı, dediğimiz gibi, şu da organ rahimdir. Uterus olarak adlandırırız. Yanlarda gördüğünüz iki tane tüpümüz, bunun yanında altta gördüğümüz yumurtalıklarımız mevcuttur. Yumurtlama burada olur, yumurtalar buradan yol alır. Buradan da gebelik esnasında sperm gelir, ana rahmin içinden geçerek tüplere kadar ulaşır. Tüplerin içinde döllenme olur, sonrasında ana rahmine embriyo yerleşir. Hocam çok güzel bir program oldu. Kendi adıma söylüyorum. Kadının kist anlamında miyom kisti, çikolata kisti, yumurtalık kisti, bu konularda en azından ağrı eşiğinin anlamında, kendimizi tanımamız anlamındaki yorumlarımızı aldık. Hocamızdan bilgilerimizi aldık. Son mesajınızı alabilir miyim hocam? Hastalarımız rutin kontrollerini mutlaka yaptırsınlar. Yılda bir kez bir kadın doğum hekimine başvursunlar. Özellikle simir ve mamografilerini aksatmasınlar. Dediğimiz gibi meme kanseri açısından şu anda kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Simir tahlilinden daha önemlidir. Özellikle 40 yaş üstü hastalarımıza mamografiyi özellikle öneriyorum. Simir tahlillerini yaptırsınlar fakat mamografilerini kesinlikle aksatmasınlar. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. En kısa zamanda ağırlamak dileğiyle diyoruz efendim. Evet değerli izleyenler, operatör doktor Hasan Ulaş başvurucularla birlikteydi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Sorularınızı yönlendirdiniz. Yine hafta boyunca, yani hafta sonu bile arayabilirsiniz, bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Derya bugün için ya da yani pazartesi, salı şu hocamızı çıkardı diyebilirsiniz. Bu hakka sahipsiniz efendim. Ben şu bölümden hoca istiyorum bile diyebilirsiniz. Ben şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Güzel bir hafta sonu. Soğuk birazcık azaldı bu ara. Evet. Yani bence şu tam şu formatta gitse bence güzel olacak gibi geliyor bana. Bugün için çok üşümedim kendi adıma. Güzel bir hafta sonu. Sonrasında pazartesi günü saat 11'de ekranlarınızın karşısında olursanız reçete ekibi sizlerle birlikte olacak efendim. Hoşçakalın.